Bu hafta kime davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri, Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim, gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda alanında öncü olan firmalarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim, bizler Türkiye yolculuğumuza Gaziantep Şahin Bey'den devam ediyoruz. Gayrimenkul alanına giriş yaptık. Çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli bir kadın girişimcimiz var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgeye vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. Arzu Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Antep'imize. Hoş bulduk. Şimdi aslında burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. 2023 yılında hizmet vermeye başladım. Kendi büromu açtım. Harika. Aslında 2023 yılında kurduk. Tabii ki bunun bir öncesi var. Ben bunları da dinlemek istiyorum sizlerden. Kuruluş hikayemiz nasıl başladı biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Daha önce abim emlakçıydı. Onun yanında çalışmaya başladım. Çocuklar falan vardı. Biraz mola verdim. Sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdim. 2023'te kendi iş yerimi açtım. Dedim, vergi levham, yetki belgem, her şeyi tamamladım. Oğlumla beraber çalışıyoruz. Oğlum en büyük destekçim. Harika. Aslında bu alanda aktif bir şekilde hizmet vermeye başladık. Aynen. Daha öncesinde tabii bir eğitim sürecimiz oldu. Tabii. Eğitimlerimizi aldık, belgelerimizi aldık. Şu anda aktif bir şekilde hizmetlerimizi veriyoruz. Evet. Şimdi gayrimenkul aslında ucu çok açık bir alan. Peki bu noktada sizler neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Yani genelde sattık kiralık işleriyle uğraşıyoruz. Arazi bayan işine biraz ağır olduğu için eşimden destek alıyorum bazen. Gaziantep, Şahin Bey, dediğim gibi ilçelerine dair hakimiz, çevremiz sayesinde bayağı bir sevilen bir emlakçıyım. Harika. Aslında bu noktada anladığım kadarıyla müşteri portföyümüz de geniş. Peki portföyü nasıl oluşturuyorsunuz sizler? Çevreyle, tanıdıkların tavsiyesiyle, yani bir de güven verdiğim için tavsiye ediliyorum yani. Bayağı tutulan bir emlakçıyım. Harika. Aslında bu noktada en önemli olan konulardan birisi ise bence güven diye düşünüyorum. Güven. Çünkü bizler bir yatırım yapmak istiyoruz ve doğru bir şekilde yatırım yapmak istiyoruz ve güvenli insanlarla çalışmak Aynen. istiyoruz. Emlakçılarla ilgili ön yargı var mesela, şey değiller yani, güven vermiyorlar diye. Ben o ön yargıyı kırmak istiyorum ve gayet işimi temiz ve düzgün yapmaya çalışıyorum. Harika. Aslında bu noktada peki güveni nasıl sağlıyoruz? Tabii güven şöyle sağlanır. Alıcıyla satıcı bir araya getirmek, onları konuşturmak. Harika. Aslında bu noktada şeffaf bir şekilde hizmet veriyoruz. En önemli konulardan birisi de aslında bu iki kişinin birbirini tanıması ve sizlerin aracılık yapması demiş olalım. Şimdi aslında Gaziantep bölgesindeyiz ve Gaziantep gerçekten çok büyük bir bölge. Aynen. Bu noktada evet, nerelere hizmet sağlıyoruz? Yani Antep'in her yerine, dediğim gibi her yerde, yani Karataş olsun, Emet, Sarıgüllük, bütün bölgelere hakimiz, yani bütün semtlere hakimiz. Yani bütün bölgeye hakimiz diyebilirim yani. Her yerden bize portföy geliyor. Harika. Şimdi en önemli olan konulardan birisi ise yatırım yönlendirmeli. Evet. Peki burada sizler yatırım yönlendirmelerini nasıl sağlıyorsunuz? Müşterinin gelirine göre, yani bütçesine göre yatırım önerilerimiz oluyor. Mesela neresi prim yapacak, ona göre yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Harika. Aslında değerlenecek alanlara yönlendirmelerini sağlıyoruz demiş olalım. Şimdi mutlaka kıymetli izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? İnternetten, sarı sayfalardan ve telefon numaralarından ulaşabilirler bize. Harika. Aslında bu noktada sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Mutlaka sizleri onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce? Ya bayan olmam, bayağı bir önde olmam, güven açısından daha güveniyorlar bayan olduğum için. Bir de dediğim gibi işimi temiz yapmaya çalışıyorum, dürüst yapmaya çalışıyorum. Yani müşteriyi karşılaştırıyorum.
Yani samimi buluyorlar. Bilmiyorum, farkım samimiyet değil mi size? Harika. Aslında bir kadın girişimci olmamız, iki özverili bir şekilde çalışıyor olmamız en büyük farklardan birisi. İlerleyen zamanlarda hedefler ne yönde olacak Arzu Hanım? Ben emlak sektörünü çok seviyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum ama ekstradan da kendi müteahhitlik yapmak istiyorum. Kendi yapılarımı ortaya çıkartmak istiyorum. Harika. Aslında bu noktada sağlam binalar inşa etmek istiyoruz demiş olalım. Peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizler de yatırımlarınızı doğru değerlendirmek istiyorsanız Kahraman Emlak'ı bekliyorum size. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim, sizler de yatırımlarınızı doğru bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız ve bu alanla alakalı bilgiler almak istiyorsanız sizler de artık geleceğiniz adresi biliyorsunuz diyoruz. Efendim, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşça kalın.